Enver Paşa neyi yapmak istedi? Enver Paşa, şimdi efendim bir Turan İmparatorluğu falan yok. Öyle bir hayal yok. Yani. Yok mu yani? Hayır efendim. Peki, bu daha önceki dönemde var mı? Hayır efendim. Hayır, her şeyde. Yok. İmparatorluk dağılmadı. Hayır efendim, öyle bir şey yok. Nereden icat ediliyor peki bu? Sonrasında. Herkes bir şey uyduruyor bu memlekette. Enver Paşa Turan İmparatorluğu istemiyor. Enver Paşa İngilizlere karşı bir İslam İmparatorluğu istiyor. Nerede kaldı? Yani Enver Paşa'nın öyle bir Turan hayali diye bir şey yok. Bütün Turancılar Enver Paşa'yı Turancı diye uçuyorlar, yani uçuyorlar. Öyle bir şey Enver'in yok. Söylediği, hatta nereye koyduk onları? Orada evraklar. Bunları bir kere daha galiba göstermiştim. Efendim, Enver Paşa Osmanlı-Alman İttifakı diye bir başka kitabı. Halbiye Nazırı Enver Paşa ve Türkçü Politikaları. Çok enteresan. Onu başka bir programda tartışırız. Tabii ki değil. Ben bunu bizzat kitabı olarak okudum. Evet. Hayır, onu okusan Türkçü olmadığını söylüyor zaten. Ama Türkçü politikaları... Okumamış. Ben söyleyeyim mi? Enver literatürünün %90'dan fazlasını yabancı dahil. Ha, bazılarına ulaşamıyorsun. Gözden... Bir de Almancılar hariç maalesef. İşte sen bunun adına bakıp atmışsın kitabı. Türkçü değil diye. Ulaşamış şey değil. Şimdi yahu o kadar basit yorum. 18'den sonra Türkçü. 1918'den sonra. Değil, işte mecbur kaldığı hayır için. Hayır efendim, zaten hiçbir şekilde değildi. Yahu 18'den sonra çıkarttığı derginin ismi ne? Livai İslam. Livai niye İslam divası diyor? Livai Turan niye demiyor? Yok öyle bir şey. Mühüründe niye Turan? Hayır, ama Orta Asya'ya gitmesi, Buhara'da ölmesi, Buhara'daki basmacıları şey yapması falan. Yani onların hepsini... Hayır, hiçbir şekilde Enver Paşa yani. Türkçü değildir, Enver Paşa İslamcıdır. Hiçbir yani yüzlerce mektubu evrakı elimden geçti. Bir kısmını gördünüz. Bu kitapla ilgili ne yorum yapılacak ileride biliyor musun? Niçin? Arada söylerim, sonra sen onu yaz. Dönemin siyasi şartlarına göre yorum yapıyor diyecekler. Niçin? Öyle bir tehlike var değil mi? Doğru. Senin için. Yahu bak sana ne diyorum. Yukarıda bilgisayarda şey biliyorum var. Biliyorum ya, belgeleri paylaşıyorsun zaten. Sabah akşam içim dışım Enver Paşa oldu. Benim de şu kitabı yazda kurtuluyor. Ben de kurtuluyor. Sen de kurtul. Ah, evet. Ya, bir iki şey söylüyor. Ama yoktu. Kitaplar yani, daha bitme aşamasında çok. Doğru. Versene şu beni. Hiçbir mektubunda, hocam, belgesinde. Çok sevgili arkadaşımdır. Hiçbir evet. Mektubunda, belgesinde vesairesinde. Türk Devleti, Turan İmparatorluğu falan diye bir şey yoktur. Dediği şudur. İngiliz'in kafasını ezeceğim. Hindistan'dan postalayacağım. İslam İmparatorluğu kuracağım. Budur. Atatürk'le Enver Paşa'sa çekişme var mıydı? Tabii ki vardı. Yani bu sorulacak bir şeydi ki, tabii ki vardı. Ama ne zaman? Başından itibaren. Ve bunu tarihe meraklı olan herkes hemen fark eder ve bilir. Başından itibaren vardı. Erhan'ın sorusu sanıyorum... Yani şimdi başkomutanken... Hiç uzatmayalım. Başından itibaren vardı. Okuldan itibaren vardı. Öğrencilik yıllarında. Hmm. Kur'an torunu Osman Mayatepe'de Ankara'daki evinde duruyor. Hakikaten var mıydı? Kur'an var tabii canım, duruyor orada. Hayır. Koynunda var mıydı? Aa, çok dindar var. Enver Paşa iddiaçıların genel portresinin dışındadır. Yani mesela iddiaçılar daha... Pozitivistken Enver Paşa bayağı dindar dediği gibi. O açıdan öyle. Böyle mektuplar. İşte Naciye Sultan hanımı yani. Sultan Reşat'ın kardeşinin kızı. İşte Naciyeciğim diyor. Fotoğrafta görüyoruz ekranda. Düğün fotoğrafları Naciye Sultan'la. İşte hasretin gözünde tütüyor. Seni çok özledim. Ah keşke yanımda olsan. Naciye biliyor musun, bugün Lenin geldi. Lenin'le oturduk. Orta Asya'nın işte geleceğini konuştuk. Ah Naciyeciğim, keşke yanımda olsan. Nasıl gözünde tutuyorsun? Biraz sonra Troçki'ye gidiyorum. Zinoviev'den gelen programı beğenmedim. Onu Troçki ile konuşacağız. Bilsen Naciye seni ne kadar özledim. Zeki Velidi diye bir adam geldi. Zeki Velidi. Zeki Velidi Tokan. Canımı sıktı. Öyle mi diyor? Bayağı kavga etmişler. Efendim derken işte dağlardan yazıyor. Ya leitmotif karısına olan aşkı. Aşkı ama her şeyi yazmış günü günde.
Ha, bir de şu var. İnşallah hayatı paylaşıyor bulurum. Biraz mektuplarla. Yani o da anlaşılıyor. Günlük gibi. Evet. Hayatı paylaşıyor da. Tabii büyük bir aşkla bağlı. Burada bulamayacağım. Kiminle görüşüyse resmini çizmiş ressam. Ha. Karakalem resmini yapmış. Bir, gittiği yerlerin planlarını çizmiş. Mesela Naciyeciğim diyor, şurada diyor Rus birlikleri var diyor. Fakat diyor, önündeki diyor ağaçlar o kadar güzel ki çok romantik, seni hatırlatım diyor. Şeyi çiziyor, ağaçları ormanı çiziyor. Arkada bir Rus mitralyozu gözüküyor. Onu da çizmiş. Bilmem ne köprüsüne gittik, köyüne gittik diyor, kışlak. Kışlağa gittik diyor, kışlağın resmini çiziyor. Bütün detaylarını yazıyor. Nerede ne birlik var onları yazıyor. Veyahut işte şunu yapacağım diyor, bunu yapacağım diyor. Belge olarak bir bölümü bunlar. Bunları gösterdim. Şimdi senin sorduğu nasıl mesele? Enver Paşa'nın hiçbir mektubunda, hiçbir yazışmasında Turan devleti kuracağız diye bir şey yoktur. Ne diye gidiyor o zaman? Turan İhtilal Orduları Kumandanı diyor kendisi için. Turan İhtilal Orduları Komutanı Turan Devleti'ni kurmayacaksa ne yapacak? İslam Devleti kuracağım. Turan zaten orada çok kullanılan bir isim o zaman. Turan'da pilav yiyorlar diyor. Ya Türkistan, ya Türkistan manasında kullanıyor Turan'ı. Şimdi bak bu şimdi, yarın gerçi gazetede çıkacak ama birkaç şeyini yapayım. Cümlesini okuyayım mektuplarında. Naciye, sen müteessir olma, ağlama. Ben hayatın bundan sonraki zahmetlerini hiç tahammül edemem. Senin hiç kimsenin gözyaşlarını görmeye alışmamış kalbin elbette beni ağlar görmeye razı olmaz. Naciye, hem niçin ağlayacaksın? Bak şimdi. Benim koca bir İslam heyeti, Türklük, fakat bunlardan daha da mukaddes senin için gittiğimi düşün, müteessir olma. Allah'a dua et ki muvaffak olup döneyim yahut daha doğrusu sana kavuşayım. Bir başka mektubu. Açtığım İslam ihtilal bayrağının altında bütün Müslüman memleketleri de toplayarak İngiliz aleyhinde çalışacaklarla, yani Bolşeviklerle birlikte mücadeleye devam fikrinden gittikçe hoşlanıyorum. İnşallah bu da hem Müslümanlara hem memleketimize çare olacaktır. Bir diğer bu mesela, bu mektubun tarihi 19 Şubat 1921 Petersburg. Demin okuduğum, ilk okuduğum mektubu 6 Ağustos 1920 Königsberg. Efendim, bir başka mektubu. 9 Temmuz 1921'de Moskova'dan yazmış. Bir vakitler Çarların ve Rusya'nın bütün otoritesinin, bugünün Türkçesine naklettim tabii bunları. Şu anda, yoksa kitapta yani yayınlarken orijinalleri yayınlanacak. Tören yeri olan bu yerlerde şimdi dünya işçilerinin komünizm taraftarları toplanmış, diğer memleketlerde bulunan bu gibi kimseleri yıkmak çarelerini düşünüyorlar. Bunların karşısında ben, bir padişah damadı ve Osmanlı orduları başkumandanı, memlekete yardım olması ve bütün alemi İslam'a ayaklandırmak üzere bu eski Çağlar payitahtında zamanın dilencilerinden imdat dileniyor. Efendim, bir başka mektubu. Bu çok önemli bir mektuptur. Buhara'dan 17 Ekim 1921, yani Ağustos, Eylül, Ekim, yani 10 ay önce yazdığı son mektuplardan biridir. Şimdi diyor ki, mukaddes sevgili Naciyeciğim, bugün benim uzunca müddet buralarda kalacağımı anlatan evrakı hazırladım. Müşir evrak diyordu, çevirdim onunla tabii. Bu talimat dünyanın istikbalinde büyük değişimlerin başlangıcı olduğundan aynen sana da bir tane gönderiyorum. Bunları yazarken ne kadar sıkıntı veya kalp azabı içinde bulunduğumu bilemezsin. Bir taraftan şahsımı tatmin için hemen her şeyi bırakarak senin kucağına atılmak üzere hareketimi emreden bir ses bağırıyor. Çok romantik yani. Diğer taraftan 40 milyon Türk ve Müslümanın ve buna bağlı milyonlarca İslam'ın yorgun canhıraş iniltisi bana imdat imdat diye sesleniyor. Kalırsam hak ve halk nezdinde bu hizmetimin takdir edileceğini hazırlıyor. E,
seni her vakit dediğim gibi herkese gıpta ettirecek bir surette yaşatmak ve alnını büyük bir grupla kaldırıp gezmene vesile olmak ve öyle bir harp kaybetmiş idam mahkumu bir adamın değil, o sırada idam mahkumu Gıyabey, din ve milletine hakikaten fedakarlıkla çalışmış ve Allah'ın inayetine muvaffak olmuş bir adamın eşi olduğunu göstermek için kılacağım. İnşallah pek emin olduğum büyük muvaffakiyete yakında ulaşır. O vakit minnet sadaları arasında gelir ve sana layık mevkiye oturursun. Yani hiçbir mektubun Enver Paşa'nın bir Türk devleti kuracağım diye bir şey yoktur. Bu sonraki senelerde onun ağzından yazılmış uydurma kitaplarda çıkmıştır. Enver Paşa'nın söylediği İngiliz emperyalizmine, işgaline ve baskısına karşı mücadele edilecek bir İslam devleti kurmaktır. Sonradan Rus emperyalizmine dönüyor. Aslında Rus emperyalizmine değil. Yani Buhara'da orada hata yapıyor. Ama plan şu. Orta Asya Lenin'le anlaşılacak. Orta Asya'da müstakil bir devlet kurulacak. Çünkü o sırada İngilizlerin pek ulaşamadığı bir yer. Müstakil bir devlet kurulacak. Efendim o devlet Sovyetlerin desteğini alacak. İngilizlere karşı bir güç desteğini alacak. Evet. İngilizlere karşı güç olacak. Ve İngilizleri kıstıracak, yenecek. Sonra bu devlet, bu Orta Asya'daki Müslüman devlet, Türkiye'yi de kurtaracak. Çünkü o sırada daha Kurtuluş Savaşı tam bitmemiş. Sakarya sonrası. Bütün zeviyet, yani büyük taarruz öncesidir. Efendim, çünkü büyük zaferi haber alamamıştır Enver Paşa. Ondan bir hafta önce öldürülüyor, şehit oluyor. 30 Ağustos'u. Onu göremiyor. Efendim, ve bu devlet daha sonra Afganistan'daki ve Hindistan'daki Müslümanları da esaretten kurtaracak. Yani İngiliz esaretinden kurtaracak. Bilhassa Hindistan'ı. O arada Türkiye'yi de kurtaracak. Ve bütün dünyaya bir İslam gücü hakim. Enver Paşa'nın şeyisi budur. Bayrağın düşman üstü.